Arkadaşlar günaydın. Evet. Yeni formatımızın 3. gününde yine bir sabah sizlerle beraberiz. Bugün yine her zaman olduğu gibi gazete manşetlerini sizlerle beraber değerlendireceğiz. Eğer varsa sorularınız onları cevaplandıracağız. Bakalım bugün gündemimizde neler var, ne gibi haberler var. Onları değerlendirmeye başlayalım. Evet, ilk haberimiz az zamanda çok iş. Kadıköy yine mabet oldu. İsmail Kartal 13 Ocak'ta işbaşı yaptığında zirve iddiasını kaybetmiş. Yıldızlarının formu dibe vurmuş. Taraftarın tribünleri boşalttığı bir Fenerbahçe bulunuyordu. Tecrübeli teknik adam kısa zamanda tüm olumsuzlukları tersine çevirdi. Zaten şimdi şöyle bir şey var. Broatlık olmasaydı, yani her şeyini kaybetmiş bir Fenerbahçe takımı olmasaydı İsmail Kartal bu stresin altından kalkamazdı. Zaten Fenerbahçe'nin o anki puan durumu suni bir puan durumuydu. Yani sıfırdan bir takımı alıp da özellikle büyük takımı bir yere getirebilecek bir kalibrede bir hoca değil İsmail Kartal. Fenerbahçe 20 puan geri düşmüştü. 20 puan gerideki takıma yeni gelmiş bir antrenörün rahatlığı kadar bir rahatlık hiçbir antrenöre nasip olmaz. Çünkü insanlar ondan şampiyonluk beklemiyor. İnsanlar ondan neyi bekliyor? Gemiyi sağ salim limana yanaştırmasını bekliyor. O da onu yapmaya çalıştı. Nerede aldı? Altıncı bile alsa, altıncı alıp beşinci bitirse bile ben başarılıyım diyecek. Hatta bunu yaşamasa bile bugün Fenerbahçe ikinci olup şampiyonlar yine gitmeseydi bile işte futbolda ve siyasette biliyorsunuz her şeyin cevabı vardır. Ben geldiğimde durumlar böyle böyleydi. İşte böyleyken böyleydi. Bu takım artık havasını yitirmişti gibi bahanelerle yine en kötü kendisini bu işin içinden sıyıracaktı. Ama burun kıvrılacak bir başarı değil. Ama bu başarı stresli bir takımın elde edeceği ve stresli bir teknik adamın elde edeceği başarı değildi. Raporumu verip yönetimi bekleyeceğim. İsmail Kartal raporunu verip yönetimi bekleyeceğini söylemiş. Tabii ki rapor vereceksin. İsmail Kartal bence hala yanlış yapıyor. Umarım İsmail Kartal'la anlaşılmaz. Anlaşılmadığı zaman üçüncü İsmail Kartal dönemi daha sağlıklı bir şekilde olur. Ama anlaşılırsa, İsmail Kartal'la devam edilirse bu çıkışın suni bir çıkış olduğunu, neden yabancı teknik adam gelmediğini taraftar sorgulamaya başlar. Bundan İsmail Kartal da zarar görür, yönetim de zarar görür. Olası bir kötü gidişte. Yıldızlar kendini buldu diyor. Serdar Dursun'a ne kadar yıldız diyorlar onu bilmiyorum. Yıldız derken kimden bahsediyorlar? Ferdi, Samuel, Tisserand, kim dışında? Neredeyse hiçbir oyuncuya yaramadı diyor Pereira'nın oyun planı. Yani Fenerbahçe'de yıldız şu anda var mıymış ki yıldızlar kendini bulacak? Yani yıldız dediğin zaman Fenerbahçe takım oyununa büründüğü için Fenerbahçe başarılı oldu. Fenerbahçe'de iki tane yıldız vardı. Biri Mesut'tu, biri Arda'ydı. Mesut zaten kadro dışı kaldı. Ki bunu performansıyla vermedikleriyle hak ettiğini düşünüyorum. Arda da zaten korumaya alındı İsmail Kartal'ın tabiriyle. Artık kendisini mi korumaya aldı, Arda'yı mı korumaya aldı? O da ayrı bir söz konusu. Evet, diğer haberimize gelelim. Ahmet. Evet herhalde. Evet, dün bu konudan bahsetmiştik. Ferdi Kadıoğlu dalga edecek. Bunları nasıl sayıyorlar? Bunlar için birisini tutuyorlar. Ben anlamadım. Vallahi biz 200-300 maça çıktık. Daha bir gün işte Ümit Uzat'ın 50. maçı, Ümit Uzat'ın 100. maçı, Ümit Uzat'ın 150. maçı, 200. maçı diye hiç haber olmadı. Bunları kim yapıyor? Maçları sayıyorlar, haber mi yaptırıyorlar, nasıl yaptırıyorlar bilmiyorum. Vallahi yani enteresan. Hayırlı olsun, umarım daha çok dalyaları görür diye düşünüyorum. Evet, diğer haberimize gelelim. Ahmet. Mesut görüşme odasına Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yıldız Oyuncu menajeriyle bir araya gelecek. Bu saatten sonra Mesut'un Fenerbahçe'de kalması mümkün değil. Kalmaması da gerekiyor. Zaten Mesut'un gelişi yanlıştı. Hatırlarsanız o zamanlar şunu ifade etmiştim. Mesut'tan bir Alex çıkmaz. Mesut oyunu iyi oynadı. Türkiye'yi ve iyi kullandı.
ilişkilerini iyi kullandı. Geldi. Çünkü Mesut'un Premier Lig'de forma giyme şansı kalmamıştı. Biliyorsun Uygur Türklerine yapmış olduğu destekten dolayı Çin Premier Lig'e şunu söyledi. Mesut oynadığı takdirde Çin'de hiçbir maçları yayınlanmayacağını söyledi. Dolayısıyla İngiltere'de oynama şansının kalmadığını o da biliyordu. Real Madrid'de veyahut da İspanya, Real Madrid'e dönme şansı yok. Almanya'da Bayern Münih'e dönme şansı yok. Gideceği hiçbir takımda da Fenerbahçe'de alacağı parayı alma şansı yoktu. Geldi. Zaten biraz mıymıy oyuncu. Yani Tümer'in verdiğinin onda birini bile veremedi. Yani bugün Mesut tamamen tatile gelmiş. Artık inanın bana Mesut'un bir yere gideceğine inanmıyorum. En azından parasını almadan bir yere gideceğini düşünmüyorum. Cesus'ta karar zamanı 67 yaşındaki menajerle Portekiz'de son görüşme yapılacak. Cesus kabul ederse imza için İstanbul'a gelecek. Cesus ile iyi bir kimya yakaladı. Cesus'un avukatı Miguel Henrique Fenerbahçe'nin teklifini doğrularken somut bir durum olmadığını açıkladı. Tabii ki böyle konuşacak. Günay hoş geldin. Ümit Hocam'ın yayınlar demiş. Teşekkür ederim. Şöyle ki ben Cesus'un sağlıklı bir karar olacağını düşünmüyorum. Ne Cesus'un ne de İsmail Kartal'ın sağlıklı bir karar olacağını düşünmüyorum. Yani işte şunun farkında değiller. Dün bir istatistik yakaladım. Son 13 senede Avrupa kupalarına gitmeyen bütün takımların 10 tanesi o sene sonunda şampiyon olmuşlar. Şimdi hem bu kadronun hem kalırsa İsmail Hoca'nın hem de gelirse yeni hocanın zaman açısından bu başarıyı yakalayamayacağını düşünüyorum. Cesus'u da ben açıkçası siz Tahir Karapınar'ı hoca yaparsanız, siz Erol Bulut'u hoca yaparsanız insanlar Cesus'u vazgeçilmez görür. Ama normal şartlarda ben Cesus'u Ali Koç kalibresinde bir başkana yakıştıramıyorum. Evet bu Düzuba hamlesi bu iyi oyuncu bu Rus santrafor. Rus basını Fenerbahçe'nin sözleşmesi bütçek artan Zuba'yı 3 yıllık sözleşme önerdiğini yazdı. Türkiye için elzem bir oyuncu. Yani işte Cornelius'un yaptığını Türkiye'de çok rahat yapar diye düşünüyorum. Umarım doğru haberdir. Valencia gözden düştü diyor. Şikriter herhalde futbolu bırakmış. Valencia neden bu kadar gözden düştü onu bilmiyorum. Valencia'nın acaba profesyonelliğinde veyahut da özel hayatında bir sıkıntı var. Onu bilmiyorum. Çünkü Valencia normalde Serdar Dursun'dan daha yetenekli bir oyuncu. Evet, Eren'le temas kurdu. Kasımpaşa'nın genç sorumluluk için ilk görüşme yapıldı. İstanbul ekibi 5 milyon euro talep etti. Tabii 5 milyon euroyu versen sayabilirler mi? 5 milyon euro dediğin 80 milyon para. Artık Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın yerli bir oyuncuya yani böyle 5 milyon eurolar, 10 milyon euro verip alma lüksü yok. Zaten buradaki temel sıkıntı şu. Bu Eren Kasımpaşa'ya nereden geldiyse oradan Fenerbahçe'nin bu oyuncu olması lazımdı. Dolayısıyla evet iyi bir oyuncu gibi duruyor ama burası Fenerbahçe. Fenerbahçe'de bek oynamak kolay değildir. Sadece görevinizi yapmıyorsunuz. Maraton türbünü de sırtınıza alıyorsunuz. Onu da sırtınızda götürmek zorundasınız. Herkes o stresi kaldırır mı kaldıramaz mı bilmiyorum. Ama yeterlikleriyle iyi oyuncu. 5 milyon euro eder mi? Bana göre etmez. 10 numara Arda'ya mı? Yakışır 10 numara Arda'ya. Ama umarım Arda fiziksel olarak gelişimini tamamlar ve önümüzdeki senenin vazgeçilmezi olur diye düşünüyorum. Kanarya'da yaprak dökümü. Bunu zaten dün konuşmuştuk. Meğer Samat'ta, Lemos bunların gitmesi lazım gerektiğini söylemiştik. Hatta bu oyuncular dönmek istediklerini söylemişler. Ben kapının önünden bile geçirilmemesi gerektiğini söylemiştim. Paylaşılamayan adam Fenerbahçe'nin prensip anlaşması Jorge Jesus için Flamengo taraftarı kampanya başlattı. Böyle olduğunu çok düşünmüyorum. Flamengo'da şampiyonluk yaşadı ama burada bu biraz da medyanın şişirmesi diye düşünüyorum. Yani ya bir adam anlayacaksa alınır ya. Bu kadar her gün bir adamın haberi olmaz. Her gün bir adamın haberi çıkmaz. Jesus. Yani koca Fenerbahçe başka bir hoca bulamadı. Bir tek Jesus'a odaklandı. Ayrısı bakalım. Löw defteri kapanmadı. İsmail Kartal'ın müthiş çıkışı Fenerbahçe yönetiminin elini çok güçlendirdi.
Gez olayı ilginç. Görüşülen tek hoca değil ama fotoğraflanan tek isim. Arkadaşlar Löw Fenerbahçe'ye gelmez. Neden gelmez? Gelirse artık son voleyi vurmaya gelir. Gelirse artık tatile gelir. Çünkü Löw artık eski hırsı olmayan bir adam. Ve Löw'e de Mesut Özil'in müspet bir rapor vereceğini düşünmüyorum. Onun için birçok şeyleri abartarak gelir. Evet, kimin yerine Abdülmümin? Kime ne olmuş ki Abdülmümin geliyor? Onu bilmiyorum. Ha, kimin değerini bulması durumunda satışına izin verilecek. Yönetim ise kimin ayrılmasını beklemeden Uyumarış Yükselen Yıldız'ı Abdülmümin'i alacak. Ben bu haberlerin doğru ve sağlıklı olduğunu inanmıyorum. Zaten Türkiye'de büyük takımların neden başarılı olmadığının temel nedenlerinden biri de bu. Lig bittikten sonra her gün bu transfer haberlerinin çıkması. Her gün birileri menajerler tarafından insanların böyle aklına sokuluyor. Ya artık bu oyuncuların sezon içerisinde tespit edilip sezon bitmeden anlaşılması lazım. Kurumsallık bu olmalı diye düşünüyorum. Berisha ve Valencia satış listesinde. Yani şimdi Berisha ve Valencia'yı satıyorsanız çok daha iyisini almak zorundasınız. Alamazsanız eldekinden de olursunuz ama gönderilmesi. Ya ben ikisini de Fenerbahçe'nin santrafor olduğunu düşünmüyorum. Evet, önceden gel beraber Mesut olalım vardı. Git beraber Mesut olalım olmuş. Hayat böyle. Transfer sürecinde gel beraber deniyordu. Ama işler değişti. Fenerbahçe'ye büyük ümitlerle gelen dünya cümlesinin yol ayrımı sancılı olacak. Kadrosu bırakılan Mesut aldığı tekliflere rağmen Sarı Lacivertli formadan kopmak istemiyor. Mesut Sarı Lacivertli formadan kopmak istemiyor değil. Mesut aldığı parayı almadan gitmek istemiyor. Onu doğru değerlendirmek lazım. Brezilya basını aksini söylese de gerçekler bambaşka. Fenerbahçe Portekiz için gün sayıyor. Flamengo Souza'yı gönderip Cesur'u getirecek de sizin Cesur önümüzdeki hafta Avukatı'yla birlikte İstanbul'da olacak. Enteresan. Fenerbahçe Sorloth için masaya oturdu. Yani evet, Türkiye için ideal bir oyuncu. Biliyorsunuz ne Leipzig'te ne de Almanya'da, İspanya'da hangi takıma gitmiş, Sosyo'da gitmişti. Orada da çok başarılı performans sergileyemedi. Ama Türkiye'de bir geçmişi var. Ama Trabzonspor'a geldiği gibi ucuz maliyetlere gelir mi bilmiyorum. Leipzig'in 8 milyon euro bonservis sebebi demiş, talebi demiş. Oyuncu 3,5 milyon euro. Zaten Türkiye'ye gelen oyuncular fix. Tabildot yemek gibi. 3,5 milyon eurodan aşağı düşmüyorlar. Bunları Avrupa'da görmeleri mümkün değil. Avrupa'da 3,5 milyon euro almak belgesiyle 7 milyon euro demektir. Türkiye hangi yabancı gelse 3,5 milyon yemek. 3,5 milyon euro istiyor. Tabildot yemek. Ya başka bir şey değil. Bu gece tarafımız Rangers. Kim demiş bu? Bizimkiler söylemiş bunu. McGregor kimin kalesinde oynuyor? Rangers'ın kalesinde oynuyor. Sen Beşiktaş'tan git UEFA Kupası'nda final oyna. Muhteşem bir başarı.